Dostlarım selamlar herkese, yeni bir gün yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Öncelikle geçen seneden hatırlayanlar vardır, yine bir düğün sürecine girdik abi. Yaz geldi, düğünler var, bazen video çekemeyeceğim. Bu iki günde birazcık böyle videolar kısıtlı olacak, belki yarının videosunu hafta sonunda da atabilirim. Bugün de yani video çekmek istedim ya, bir yer bulup girdim, şu an video çekeceğim. Dünkü yorumlarınız yüzünden gerçekten çekmek ihtiyacı, yani çekmem gerekiyormuş gibi hissettim, öyle diyeyim. Yani dün birazcık sistem içeren bir video oldu. Ona rağmen bu kadar çok destek, yorumu destek, mesajı destek, mail atmanız vallahi hem duygulandırdı, bir yandan da gururlandırdı. Yani gerçekten iyi bir izlenim bırakabilmişiz sanırım. Üşenmeyip o kadar mesaj, o kadar yorum atmanız çok mutlu etti beni. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum gerçekten. Motivasyonu dün siz vermiş oldunuz yani. Bir arkadaşımız da yazmıştı. Yani gerçekten sizin yorumlarınızı okumak dün benim o negatif halimi silip süpürdü. O yüzden bir kez daha hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli hissettirdiniz. Bu zaten Astor'dan da, Astor'un patronundan da, Astor'dan kaybettiklerimizden de çok daha değerli. O çok daha önemli. Para kazanılır, kaybedilir. O çok önemli değil. Önemli olan yani karşılıklı bu iyi niyetimiz ve sizin dostane yaklaşımınız. Tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi bugün videoyu bir tık hızlı geçeceğim. 15-20 dakikada yine toparlamaya çalışacağım videonun başında söylediğim durumlardan ötürü. Dün Katıl tarafında yeni video paylaştım. Onu izleyebilirsiniz. Dantes kulübüne üye olarak, YouTube Katıl'da Dantes kulübüne üye olarak finansal danışmanlık için mail atabilirsiniz. Kanala abone olursanız da çok sevinirim diyerek hemen videoya geçiyorum. Şimdi endeks tarafında şu yükselen trend kaybedilmediği müddetçe bir problem yok. Buradan çok uzaklaşınca bir düzeltme ihtiyacı duyuyoruz genelde. Yine bakın uzaklaşmıştık. Beklenen bir yerden diyelim. Bir ince bir satış baskısı gördük. Dünkü satışlar çok saçmaydı bence. Çok manasız bir satış dalgasıydı. Bunun da zaten bir silkeleme olduğunu bugün görmüş olduk. Resmen gri liste öncesi insanları dökmüşler. Bugün onun onaylamış olduk bence. Gri liste tarafında zaten bir problem yaşanmayacağını söylemiştim. Yani artık orada birçok şey prosedür olarak kaldı. Çünkü gri listeden çıkılacağı düşünülüyor. Ve bugünkü alımlarda bence birazcık bunu doğruladı. Yarın seans içerisinde gri listeden çıkıp çıkmayacağımız belli olacak arkadaşlar. Yine beraber konuşuruz. Bu yükselen trend 7200'den gelen yükselen trend. O yüzden çok önemli. Yani bizim ana yükseliş dalgamızı oluşturan bir yükselen trend. Hatta bunu çeksek daha geliyor mu? Yok, gelmiyor. Çünkü ben bunu denemiştim. O yüzden bu önemli. Bu tutunduğu sürece bu trend bizi 12-13 binine kadar götürecektir. Şimdi önemli olan nokta şu, biz buradan döndüysek şurayı, yani 10.800'ü geçmemiz lazım arkadaşlar ki yükselen tepeler, yükselen dipler devam etsin. Ben edeceğini de düşünüyorum şahsen. Burada bir Quasimodo oluştuğunu düşünüyorum. Bakın şöyle bir Quasimodo oluştuğunu düşünüyorum. Bunun da bize yeni bir zirve getirebileceğini şahsen düşünüyorum. Endeks tarafında, teknik tarafta ben olumlu bakmaya devam ediyorum. Ve hisselere geçelim sevgili dostlar, hızlı. Şimdi Miatk çok güzel bir tepki, harika bir tepki. Order bloktan gelen mükemmel bir tepki arkadaşlar. Burası günlerce, haftalarca destek olarak çalıştı. Kırıldı. Günlerce, haftalarca direnç olarak çalıştı. Geçtik. Yine destek olarak çalıştı. Artık buradan 72.10 hareketi gelir diye düşünüyorum. 72.10'da geçersek ne ala, bence yeni zirveye gideriz diye düşünüyorum Yeo Teknoloji tarafında. Sayas'tan çok güzel bir alım geldi. Dünü tamamen telafi etti diyebiliriz Sayas'ta. Hatta daha iyi bile oldu. 70 TL'deyiz. Burada haftalık grafikte takip ediyoruz bildiğiniz gibi arkadaşlar. O yüzden burası anca bir kıvama gelecektir. Bakın şöyle bir görüntü var burada. Bayağı ortadayız yani. Hani desteğe 1.95 var, yani yukarıda da 2.70. Kırılım seviyelerimiz takip ediyoruz bu üçgen içerisinde. Devam edelim. Oyak Çimento'dan çok güzel bir kapanış geldi. Aslan parçası nihayet güzel bir kapanış yaptı. Yarın da 65 TL üzeri kapanışta bunu taçlandırmasını bekliyorum. Şu an kırılım geldi zaten. her şey güzel. Yani böyle kapatsa bile, yarın sıfır kapatsa bile Oyak Çimento'da haftalık kırılım geldi. Ama benim isteğim şuradaki ufak tepeyi de geçsin. 65 TL üzerinde de kapatalım. O yatay alana da geçmiş olalım. Market yapısını da haftalıkta pozitife çevirelim. Önce 73.80, sonra yeni zirve kovalayalım istiyorum Oyak Çimento tarafında. Devam. Pasifik'ten güzel bir alım geldi. Net bir retest yaptı Pasifik arkadaşlar. Çok net bir retest bakın. Ben buradan artık kırmızı kutuya gidiş beklerim. Kırmızı kutuya temas beklerim. 64 TL altı kapanışta net bir stop noktasıdır. Dikkat edilmesi gerekir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hatsan 51.20. Hatsan 53.85'e biraz yaklaştı. Bugün güzel oldu. Dolar bazlı grafiği bakın. Şöyle çok güzel toparladı. Dünkü satışlar iyi değildi. Yani döndüğümüz yer iyi. Son dipten döndük. Güzel döndük ama bizim yapmamız gereken burada 1.59 üzeri kapa, hatta yarın günlük bu grafik değil mi? Oo, yarın 1.57 üzeri kapanış bile yetiyor yani. Yeşil bir mum yarın dolar bazlı düşeni kırar gibi gözüküyor arkadaşlar Hatsan tarafında. Altınay'a kapanışa doğru biraz alım geldi. Dünkü satışlarla 4 saatlikte minik bir kırılım gelmişti aşağı. Bugün hemen orayı geri kazandık bakın. Sonrasında buradan bir onay aldık. Bakın iğneye bakın, çok güzel bir iğne. Bu onayda bir sonraki 4 saatlik bunda çalıştı ve 84'lerden 86.5'lara kadar geldik. Ben hala bu bölgenin destek olarak çalıştığını düşünüyorum. Hatta şöyle bir güncelleme yapsak düzeliyor mu bakalım. Yani aynı bir şey değişmiyor çok zaten. 83, 90, 84, 10 işte. Ben 84 TL korundukça 91-95'e yolculuk beklemeye devam ediyorum Altınay tarafında. Alfas fena toparlamadı. Yani daha iyi toparlayabilir. Çünkü dünkü satış gerçekten çok manasız. Tamamen Astor'u sattılar diye gelen bir satıştı. O yüzden ben bir nebze daha toparlanmasını beklerdim bugün. Ama kötü bir kapanış değil. Yarın şu tepenin üzerine atabilirsek çok güzel bir hafta kapanışı yapmış oluruz. 72.50'nin üzerine atabilirsek yarın harika bir hafta kapanışı yapmış oluruz Alfas tarafında arkadaşlar. Marshall 1934. Marshall o da bugün bir tepki aldı. 2000'lerin üzerinde kalıcı olmamız lazım. Çok geri geldik burada da. Tepkinin devamı şart. Tapgıdağ 205 TL. Tapgıdağ yola devam ediyor. Çok güzel bir trend var burada. 207.5'da geçilirse hızlanarak devam etmesi muhtemel. Tüpraş 168.7. Tüpraş kırmızı kutudan yine tepki aldı ama buralar birazcık güçlü direnç. 174 TL geçilene kadar kısa da bir nebze dikkatli olmak lazım. Şuralara doğru geldikçe pay azaltma, kırmızı kutuya doğru geldikçe pay arttırma mantıklı bir senaryo olabilir. Tüpraş tarafında tavsiye içermez tabii, kendi kararınızla. Smart Güneş'te TL bazlı da görüntü şu şekilde, dolar bazlı 1.67 kazanmaya çalışıyoruz. Hala kazanamadık. Yarın bekliyoruz. Burada da bir negatiflik söz konusu. Bir türlü ileri atamıyoruz yani, çok ilginç. Enerjilerde yaşananlar çok etkiliyor diğerlerini, yani gereğinden fazla etkileniyorlar. Smart Güneş de etkileniyor, Alfas da etkileniyor. Sektörel bir sıkıntı maalesef ki var. Ereğli 53 TL. Ereğli'nin hareketi çok güzel. Yarın Ereğli'den 54 TL üzeri kapanış bekliyorum. 54 TL üzeri kapanışlarda arkadaşlar ben dip seviyemi yeşil kutudan bu 51-53 aralığına çıkaracağım. Ve güçlenerek devam eden bir Ereğli bekliyorum. Ereğli gerçekten BIST 30'da yılın ikinci yarısının bence yıldızı olmaya aday. Bakın bunu 50 TL'den beri söylüyorum. Yani 50 TL geçilecek. Geçildiği zamandan beri söylüyorum. Ve bence her hareketi de son zamanlarda bunu güçlendiriyor. Umarım yanıltmaz. Yine tavsiye içermediğinin altını çizeyim. Tarkim'de bugün güzel bir oyun döndürdüler. Tek bir tuşla devre kesti hisse. Sonra toparladı ve yola devam etti. Şurada mı devre kesti? 461 yok, burada değil. 1 dakikalık değil mi bunlar? Ha, şurada. Bak maşallah. Şuna bak bak. Bak bak bak, hala ekrana sığmıyor mum, görüyor musunuz? Şurada neler oluyor abi bak. Daha önce de şurada bir devre kesti. Toparladı. Burada yetmedi paşalarıma. Bir kere daha yaptılar. Bir kere daha toparladılar. Bak bunlar işte tahtayı bozuyor. Grafiği bozuyor. Her şeyi alt üst ediyor. Yani bütün hisselerde geçerli bu. Bir tek Tarkim için değil. Şurada iki tane harekete bakın. İnanılmaz iş gerçekten. Diyecek de çok da bir şey yok bunlara. Yani bekliyoruz Tarkim'de hareketlensin diye. Likidite de almış oldu aslında bu mumla, 435 TL altındaki likiditeyi. Yani bunun ardından bence iyi bir mum vermeli. Ama vermiyor işte. insafsız bir hali var. Kırılım için 480 üzeri kapanış bekleyeceğiz yarın. Türk Hava Yolları 305 TL. Bir nebzora direndi. 300 TL desteği yine çalıştı. Çok güzel çalışıyor buralar. 313.75 geçilirse bu kez 322-23'lere kadar şu çizginin devamlılığı var. Türk Hava Yolları'nda bir problem yok. Biraz bekler, sonra yola devam eder. Egeen artı 1.5 MA200'den yine tepki aldı Egeen, ama güçlü tepki lazım. Yani çok daha güçlü tepki lazım. Yarın umarım bunun devamını getirir ve bu tepki biraz güçlenir. Yani en azından 13.000'lerin üzerinde kalıcı olalım. 14.000'lere de geçelim önümüzdeki hafta istiyoruz. Elite 28.44. Elite şuranın üzerine atamadıkça sıkıntı. 29.90, 30 TL üzerine atması lazım Elite'in. Birleşim 18.25, birleşiminin de 21 TL üzerine atmasını bekliyoruz ama bu haftaya çok zayıf başladı. Yani bütün hisseler gibi çok zayıf başladı daha doğrusu. Bakalım yarın bir nebze toparlayabilecek mi? Kale Seramik bir başka zayıf hisse. 49.78 geçilmedikçe ben Kale Seramik'e çok negatifim arkadaşlar. 45 TL ara direnci, orayı da geçemedik. Bugün oradan düşüş onayı aldık hatta. Kale Seramik'te bence negatif görüntü devam ediyor. Yeo 190 TL. Yeo'nun da yani oyuncak bir hali var maalesef ki. Çok oyuncak oldular. Çok fazla oyuncak oldular. Bakın o kadar haber, bedelsiz, bilanço, hiçbir şey hareket ettiremiyor abi hisseyi. Hiçbir şey. İşte ister, bunlar ne zaman isterse o zaman hareket edecek yani arkadaşlar. Bu açık artık, siz de anladınız, ben de anladım. Ne zaman isterlerse o zaman hareket edecek. Çünkü her harekete satıyorlar. İyi de olsa, kötü de olsa her harekete satıyorlar. Bekleme devam ediyoruz biz de. Yeo Teknoloji üzerinde güncel kırılım seviyesi 200 TL. Vakko'yu beğeniyorum gerçekten. Bugün de güzel bir hareket yaptı. Bakın şöyle. Şu orta bandın üzerindeyiz. Ben bu hareketin 100-145'lere kadar devam etmesini bekliyorum. Burayı kırarsak da zaten önümüz iyice açılacaktır. Yeşil kutunun da üzerindeyiz. Yani 125 TL desteğimiz çok net. Mükemmel bir bilanço ve bir trend var burada diyebilirim. Bu trendi olabildiğince sürmeye çalışıyoruz zaten. Bilançodan beri arkadaşlar takibe devam ediyorum. Doğuş 272 TL. Doğuş'ta bir ekstralık yok abi. Doğuş aynı Doğuş. Şunu dün aşağı kırmıştı. Bugün yukarı kazandı. Bu 295-300 TL üzerine atmadan Doğuş kolay kolay toparlamaz. Bu yatay hareketleri bir süre daha devam eder demiştik. Aynı şekilde düşünmeye devam ediyorum. Doğan Holding üzerine koymaya devam. 16.75 çok temiz. Bugün bir buraya ekleyeyim hatta. Bir yeni takibi aldığım bir holding hissesi daha, Verus. Onu ekleyeceğim. Turex ekleyeceğim. Bugün iki tane yeni dikkate aldığım hisse olarak arkadaşlar. Bunlardan da bahsedeceğim. Hatta Verus'u şuraya alayım hemen. Holdinglerde şimdi şöyle bir durum var. Genel olarak holdingler sektörel düzeltmesini tamamlamışlar gözüküyor. Yani hani az kalmış da diyebiliriz. Ki bence bugün tamamladılar onu. Holding'in sektör grafiği de gayet güzel duruyor. O yüzden bir hareketlenme yeniden görebiliriz. Zaten SAHOL ve Koç Holding de bayağıdır düzeltmedeydi. Doğan Holding benim burada en başat şirketim, bildiğiniz gibi. Çok da güzel bir trend sürüyoruz zaten, bildiğiniz gibi. Son düşüşlerden hiç etkilenmedik burada. Bunun yanına bu devam. Doğan Holding'de bir değişiklik yok, devam. Bunun yanına tabii Doğan Holding kadar güvenli bir liman değil ya da SAHOL gibi, Koç Holding gibi güvenli bir liman değil. Ama grafiksel olarak hoşuma giden, iyi bir bilanço açıklayan Verusa Holding benim hoşuma gitti şahsen. 310 TL üzeri kapanış yapması tabii ki beklenebilecek bir hareket. Yani o kapanışta daha bir hızlanma bekleyebiliriz Verusa Holding'de. Ben takip edeceğim. Grafik bu şekilde. 310 TL üzeri kapanışlar değerli gözüküyor. Bugün bir yukarı iğne attı. Aşağı doğru geri saldı. 292 TL destek seviyesi. Benim son zamanlarda, yani bugün yaptığım bazı çalışmalarda hoşuma giden iki şirketten birisi oldu. Verusa Holding, holdingler tarafında arkadaşlar. Bunu da anlatırım arada videolarda. Kontrol 169 TL. Kontrol yavaş yavaş iniyor abi. Şurada 157 TL'ye doğru. 180 kazanılmadıkça inmeye devam edecektir. Borusan yatacak yeri olmayan hisselerden birisi Borusan. Yani ikili dibi de çok çalıştırmayacak gibi. 461'lere kadar indik. 430'lardaki şuralara kadar inebilir gibi gözüküyor. Herhangi bir durmayı, düzeltmeye niyeti yok gibi. Gerçekten inanılmaz yani. Bu nasıl bir BIST 30 hissesi diye insan düşünmüyor değil. Borusan'da durumlar negatif şekilde devam ediyor. Ülker genel olarak pozitif devam eden şirketlerimizden birisi. 160 TL desteği güzel çalıştı. 160 TL kaybedemedikçe 180 hareket bekleriz. Entra buralarda bayağı oyalanıyor yani. 10.80 ile 10 TL arasında gezip geliyor. Entra sabırlı olacağımı söylemiştim. Tıpkı AVPGY'de de olduğu gibi. Hatta onu da alayım, videoyu almamışım. Onda da sabırlıyım. Bu Entra ve AVPGY'de sabırlıyım. Bu ikisini de beğeniyorum arkadaşlar. Bir değişiklik yok bunlara olan bakış açımda. Forte 52.45. Forte 3 günlük satışlara bugün bir tepki veremedi. Bir tepki vermesini bekleyebilirdik. Tam da şu iğnede yani. İyi de bir destek noktasında aslında. Tepki için, kırılım için 56 TL üzeri kapanış lazım. Pegasus negatif 227 TL. Biraz negatif bir konuma büründü. 243.8 geçilmeden negatif olacaktır arkadaşlar Pegasus. 218, 19, 20 bandına gelirse buralardan bir tepki beklenebilir. BioN güzel bir yerden satış yedi. Beklediğimiz yerden satış yedi. Burada bize güzel bir trend sundu. Bakın üzerinde kapatamadı yeşil kutunun. Ve geri geldi. Bu bölgeler 20-40-20-50 bandı. Toparlaması muhtemel bölgeler. Buralardan bir tepki görebiliriz. Aşağı mikserse 19.50'ler retest seviyesi. O zaman bayağı salmış olur. O yüzden buralardan bir toparlanma olabilir. GESA'nın zaten yatacak yeri yok. Tam kutu dibinden tepki aldı. 49.88'den. Burayı da kaybederse 45'lere doğru gelir. CV dün kutuyu kaybetmişti. Kanalı kaybetmişti. Bugün kazanır mı diye çok bekledim ama kazanamadı. 213.5 üzerine atması beklenebilirdi. Yapamadı. Yarın bunu yapmasını bekleyeceğiz. Ya da 195'lere kadar bir çekilme yeniden görülebilir. Europower 0'a 0. Herhangi bir durum yok. Çok negatif bir şekilde yola devam ediyor. 102 TL'de 98 destek noktası. 1559.5 TL. 1000 bu bölgede biraz sıkıştı. Bakın. Tam 3618 etrafında toparlandı. Burada düzeltmesini tamamlasın. Yola devam edecektir bence. Platform uzun zaman sonra bugün negatif kapanış yaptı. Ama hala kutunun üzerindeyiz. Yani 3 gündür burada oyalanıyoruz. İyi bir mumla 18 üzeri yarın kapanış yaparsak nefis olur. Astor'a yani şöyle. Ben Astor'da şahsen bazı aksiyonlar aldım. Ucuz olduğunu hala düşünüyorum uzun vade için. Ama ben şirkete güvenmek istiyorum. Zamanında Alarko için de yapmıştık bunu. GESAM ve Europower için de yaptık. Şimdi de Astor için yapıyorum. Ben kendi portföyümde bazı aksiyonlar aldım arkadaşlar. Ne yaptım, ne ettim, bunlar portföyümde yaptığım hareketleri söylemiyorum genellikle, bildiğiniz gibi. Ama benim için güven önemli yani. Bir şirkete benim güvenebilmem lazım. Ya ne zaman ne yapacak diye bir şirkete yapamıyorum. Dahil olamıyorum. Ama uzun vade için okey, atıp unutacaksam çok güzel yerde olan çok güzel bir şirket bence. Alarko da öyleydi. 70-80 TL'lerde, 90 TL'lerde, 100 TL'lerde Alarko'da hep bundan bahsediyorduk. Ama güvenilmez yani. Alarko'da güvenilmiyor maalesef. Astor da öyle, Europower, GESAM da öyle. Yani bu 4 şirkette de kısa vade ilişkilerimi baya kestim. 4'ü de uzun vadede çok iyi yerlere gelebilir bence. Ama kısa vadede açıkçası çok ilgilenmiyorum. Çünkü ne tekniği doğru düzgün çalıştırıyorlar ne de güven veriyorlar. Güven yoksa zaten bu iş olmuyor. Çünkü biz niye çalışıyoruz o zaman? Tek bir hareketle her şeyi mahvedebiliyorlar. Burada 93.90 destek, 94 TL destek, buralardan dönmesi lazım ama buradaki düşüş yönünü altına alıyor. Yani 107 TL'yi geçmesi bana birazcık zaman alacakmış gibi geliyor Astor'un. Geçerse yola devam edebilir. Ben günlük yorumlamalara devam edeceğim bu arada. Çok soranlar, yapan var. Yani Europower, GESAM'da anlatmaya devam ediyorum. Sadece eskisi kadar ilgilenmiyorum şu an için. İleride ne olur bilinmez. Ama kısa vadede ilgileneceğimiz zamanlar bir trend değişimi, çok ciddi bir kırılım olursa belki yine daha yakından anlatmaya başlarım ama şimdilik o eski yakınlığımı burada bir mesafe koydum. Çünkü hisselere duygusal bakmamamız gerekiyor arkadaşlar. Güven vermiyorsa, geçen sene bize dünyaları da kazandırsa yapacak bir şey yok. Geçen sene o zaman bize dünyaları kazandıran şirketleri alıp besleyelim şimdi. Öyle bir durum yok. Ve yeni bir hisse Turex. Şimdi Turex'i neden takip aldım? Hem Verus hem Turex çok iyi bilanço getiren şirketler. Öncelikle. O çok hoşuma gitti. İkinci olarak biraz sektörel analizlerle buna döndüm. Sektörel analiz şu. Bir taraftan Turex'in sahip olduğu, içinde olduğu turizm sektörü her gün yeni zirve yapıyor. Yani endeks her gün yeni zirve yapıyor. O yüzden Turex'i bu yönden önemsiyorum. Ve iyi bilanço getirdi. Çok güzel bir düzeltme yaptı. Bakın milimetrik bir düzeltme ve yukarı döndü. Kırılım yapabilse harika olacaktı. Kırılım yapamadı. Belki yarına kalır. 1.96 üzeri kapanış. Ama benim hoşuma gitti. Yani bilançoyu düzeltmeyi tamamlamış. Sektör iyi. Sektör hareketli. Güzel bir görüntüsü var arkadaşlar Turex'in. Yakın takip ediyorum bunu da. Onun haricinde başka Vakko'dan bahsettim mi? Vakko'dan bahsettim. Verus'tan bahsettim. Tamam. Onun haricinde başka bir şey yok. Bugünlük benden bu kadar diyeyim sevgili dostlar. Kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yarın da dediğim gibi birazcık böyle az ekran başında olacağım bir gün olur. Yani ben muhtemelen öğlen bir uzaklaşırım ortamdan, bir yere oturur. 3-4 saat grafik bakarım. Ama işte o düğün telaşı, müğün telaşı falan filan olduğu için öyle sabahtan akşama ekranda olabileceğim bir gün olmaz diye tahmin ediyorum. Ama hafta sonu full evde hem maçları takip eder hem de bu iki gün doğru gün çalışamayacağım için bolca çalışacağım bir gün olur. Bunu da grafiklerle Twitter'a yansıtırım, YouTube'a yansıtırım zaten. Kendinize iyi bakın. Dünkü yorumlarınız için kapanışta da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun, canımsınız. Seviyorum sizleri. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.